Evet sevgili öğrencilerim, değerli velilerim, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Yine devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? 5. ünitemizin 4. testini yapıyoruz ve 5. üniteyle ilgili tüm testlerimizi yapmış olacağız. Zaten aktivite book'u ve referans book'u yapmıştık. Testlerimizi de bitirmiş olacağız. Ondan sonra 6. üniteye geçeceğiz. Okey? Haydi başlayalım. 4. ünitemizin, ay 5. ünitemizin 4. testinin ilk sorusu geliyor. Hadi bakalım. Gelsin. Birinci sorumuz. Evet arkadaşlar, burada yine bir diyalog var. İki tane çocuk var. Bakalım bunlar birbirlerine ne söylemişler. Konuşma balonlarındaki boşluklara hangisi gelmelidir? Bakalım. Nokta nokta, do you wake up every day? Nokta nokta, do you wake up every day? Every day, her gün. Wake up, uyanmak, kalkmak biliyorsunuz. Peki burada o zaman tahminen hemen zaten mantığı kurmuşsunuzdur. Ve sonunda da soru işareti olduğuna göre bir soru soruyor, değil mi? Evet. What do you wake up every day? What mı olur, ne olur? Saat kaçta kalktığını sorarken nasıl soruyoruz? What time do you wake up every day? Her gün saat kaçta uyanırsın? What time do you wake up every day? Her gün saat kaçta uyanırsın? Okey. Cevap nokta nokta 8 EM. 8'de uyanıyormuş. O zaman buraya ne gelir? Evet, et gelir. Doğru söylüyorsunuz. What time ve et. Nerede? B seçeneğinde. Değil mi? Doğru. Hemencecik işaretledik. Evet arkadaşlar. Kendimi de şöyle alayım. Evet. Hadi ikinci soruya. Güzel dinliyorsun, değil mi? Lütfen. Güzel, aklını ver, konsantre ol. Full dinliyorsun. Soruları anlaman lazım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. İkinci sorumuz. Verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Okey. Et, noon, do, you, what, do. Şöyle hemen kafamızda bir şeyler şekillenmeye başladı, değil mi? Et, noon, do, you, what, do. Bir düşün bakayım. Biraz sana düşünme payı verelim, değil mi? Hemen pat diye cevabını söylemeyeyim yani. Evet. Çok fazla düşündün. Hadi cevabı geçelim. Şimdi inceliyoruz. Öncelikle burada what var. What genelde ne oluyor? Bir soru kelimesi, ne demek? O tabii cümlenin başında olacak. Dolayısıyla ne diye sorduğumuza göre, başta what'la başladığımıza göre bu bir soru cümlesi. Evet, değil mi? Geçiyoruz. What? İkinci kelimemiz do. What do you? Evet, what do you do? At noon. Bir daha tekrar ediyorum. What do you do at noon? Bak, what do you do at noon? Ne demek bu? What do you do at noon? Noon neydi? Öğlen, öğleden sonra. Hatırladın mı? Güzel. Öğleden sonra ne yaparsın diye soruyor. What do you do at noon? What do you do at noon? Öğleden sonra ne yaparsın? O zaman bizim sıralamamıza göre hangi seçenek var? 4'le şey 5'le başladık. 5. 3 dedim. 4 dedim şurada. 6 dedim burada. 1 dedim burada. Nun burada. Gördünüz mü sıralamayı? Okey, doğru cevap A. Hemen 3. sorumuza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Metindeki saatlerden hangisinin görseli seçeneklerde yoktur? Bak farkındaysam ben genelde ilk önce şu siyah olan soruyu bir okuyorum. Bakalım ne demek istiyor? Ona göre daha dikkatli metni okuyayım, daha iyi anlayayım. Yani neye odaklanmam gerektiğini daha iyi anlamam için ilk önce burayı okuyorum. Metindeki saatlerden hangisinin görseli seçeneklerde yoktur? Demek burada saatle ilgili bir şey soruyor. Ona dikkat etmem lazım, değil mi?
Hadi bakalım. I get up half past eight. Half past eight. 8:30'da uyanırım. 8:30 burada var mı? Hemen bakıyoruz. Sıra sıra gidelim ki daha iyi anlayalım, tamam mı? 8:30 bakıyorum. Bak burada 8:30 var. O zaman C seçeneği değil. Bunu eledik. Tamam mı? Çünkü yoktur diyor. And ve have breakfast. 8:30'da uyanırım ve kahvaltı yaparım. Okey. Geçiyoruz. I leave home at 10 past 9. I leave home. Evden ayrılmak da hani leave home. Evden ayrılırım. Kaçta? 10 past 9. 10 past 9. 10 10 demek. Past geçiyor demek. Hani saatte geçiyor demek. 9. O zaman 9 demek. 9. 9'u 10 geçe evden ayrılırım. Bakalım 9'u 10 geçe var mı? Bakın A şıkkında 9'u 10 geçiyor. E bu da değil. Peki. And ve I start school. Okulum başlar at 9:35. At 9:35. 9 9 demek. 35 35. Yani 9:35. Bakalım 9:35. Bakın B şıkkında 9:35 var. Gördünüz mü? E B var. A var, C var, D yok. Nasıl bulduk ama? D. Doğru cevap D arkadaşlar. Haydi dörde geçelim. Evet. Verilen ifadelerden anlamlı bir diyalog oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bak önemli. Bak yine ilk önce burayı okudum. Gördünüz mü? Çünkü bakalım ne demek istiyor? Ona göre yukarıyı okuyacağım ve ona göre mantığımı kurarak okumaya çalışacağım. Anladınız mı? Bak bunlar çok önemli. Bunları dikkat edin, tamam mı? Çok konuşuyorum ya, boğazım kuruyor. Bugün de biraz böyle ah evdeyiz evdeyiz ya. Kendime böyle şey yaptım. Dedim biraz sizin karşınıza şöyle düzgün çıkayım dedim yani. Fularmurlar taktım baksana, makyaj yaptım. İnsan evde makyaj yapar mı? Makyaj yaptım sizin için. Şöyle biraz allık sürdüm, ruj sürdüm falan yani. Evet. Verilen ifadelerden anlamlı bir diyalog oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Evet. Yes, I do. Bir soru var. Ona cevaben yes, I do demiş. Do you get up early in the morning? Do you get up early in the morning? Evet. Diyor ki sabah erken uyanır mısın? At around 7 a.m. At around 7 a.m. 7 derken 7 yani. 8 civarı, şey 7 civarı. At around, etrafında civarı değil mi? Yani 7 civarı. Bu arada düşünüyorum. What time do you get up every morning? What time do you get up every morning? Her gün saat kaçta uyanırsın dedi. Şimdi bunları Türkçelerinde anlattığımıza göre bir sıraya koyalım bakalım ne olur. Bence birinci seçenek, tabii siz de bu arada hani düşünün. Birinci cümlemiz diyalogta ne olur biliyor musunuz? Do you get up early in the morning? Sabahları erken kalkar mısın? İki, bence iki olur. Cevap yes, I do. Evet, kalkarım. Sonra 4 olur. What time do you get up every morning? Saat kaçta kalkarsın? Cevap at around 7 a.m. Şey 7 diyorum, 7 işte. Bir İngilizce bir Türkçe kafam karıştı ya. Yani 7 civarı kalkarım diyor ve cevabını veriyor. Yani ne oldu? 2, 1, 4 ve 3. 2, 1, 4 ve 3. Doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Tıkladık ve doğru cevap. Harikayız. 5. 5. sorudayız. Aşağıdaki görsel ifade eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım çözeriz bunu ya. Evet, hangisi yanlıştır? 15-15. It is 15-15. 15-15. Doğru. 10-20. It is 10-20. 10-20. Doğru. 10-20.
2:35. It is 2:35. 35 35 demek. 2 2 demek. Doğru. 4:45. It is 4:55. Ha. Bak. 4 4 demek. 45 45 olacak. Burada 55 demiş. Yanlış. Okey, bulduk hemen. Basitmiş bu. Geçtik 6'ya. Okuyoruz. Şimdi burada yine bir takım görseller var arkadaşlar. Görsellerde diyor ki, evet, yukarıdaki ifadenin görsel karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ha, bu sefer doğru verilmiştir diyor, tamam mı? We go shopping at the weekend. We biz demek biliyorsunuz. Go shopping alışveriş yapmak. Weekend hafta sonu. Biz hafta sonu alışveriş yaparız. Burada hangi görselde alışveriş yapıyor? A'da yapmıyor. C'de yapmıyor. D'de yapmıyor. B'de yapıyor. Okey. Basitmiş ya. 7'ye hadi. 7. soru. Evet. Şimdi 7. soruda burada yine bir metin vermiş. O metne göre 7. ve 8. soruları cevaplayın diyor. Şu an metin karşımda görünmüyor. Hemen metni buluyorum ben. Bakayım, buluyorum. Evet arkadaşlar, metni buldum hemen. Okuyalım bakalım. Hi, I am Sue. Merhaba, ben Sue. I am a student. Ben bir öğrenciyim. And ve I go to school on weekdays. Haftanın her günü okula giderim. I wake up at 8 a.m. 8'de uyanırım. I have breakfast at half past 8. Evet. Kahvaltı yaparım. Kaçta? 8:30'da kahvaltı yaparım. And ve I take the bus to school at 9. Evet. 9'da otobüse binerim. Yani okul servisine biniyormuş. I start school at quarter past 9. Okulum başlıyor. Kaçta başlıyor? Quarter past. 9'u çeyrek geçe okulum başlıyor. And ve finish at quarter past 3. Ve finish bitiş yani. Kaçta bitiyormuş? Quarter past 3. 3'ü çeyrek geçe okulum bitiyor. In the evening, akşam, we have dinner at 8 p.m. Akşam 8'de akşam yemeğini yeriz. I watch TV and read books. Ne diyor? I watch TV. Evet, televizyon seyrederim ve kitap okurum. I play chess with my brother and I sleep at 10 p.m. Pardon. Evet. My brother diyor. Benim abim. With my brother, benim abim ile play chess. Ne yaparız? Play chess. Satranç oynamak. Satranç oynarız. Abimle satranç oynarız ve ben uyurum. I sleep uyurum demek. At 10 p.m. Yani 10'da uyurum. Okey. Şimdi 7. soruyu yapabiliriz. Anladık çünkü. 7. Gelsin 7. sorumuz. What time does Sue go to school? Sue saat kaçta okula gidiyor? Kaçta okula gidiyordu? Evet. Kaçta gidiyor? Bir hatırlatayım ben de şu işi. Hatırlayayım bakayım. Önümdeki metne bakıyorum. Evet. 9'da gidiyormuş arkadaşlar. 9'da okula gidiyormuş. Güzel. D şıkkı. Devam. Metne göre Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakayım. Ya şimdi ekran uzak olduğu için bazen çok net göremiyorum. Şimdi gözlük de takmıyorum size ayıp olmasın diye. Metne göre Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet. Hangisi yanlıştır? She likes playing chess. Evet. Satranç oynamayı seviyor çünkü abisiyle oynuyordu. Doğru bu. She goes to school by bus. Otobüsle okula gider diyor. Evet, doğru. She starts school at quarter past 3. Ha, bunu hatırlayamadım. Bakacağım. She goes to bed at 10 p.m. Evet, yatağa 10'da gider diyor. Evet, 10'da uyuyordu. Onu hatırlıyorum. O zaman doğru cevap bak. Hatırlayamadım ama
kaçta okula gittiğini. Diğerleri doğru olduğu için dedim ki ha, otomatikman o zaman C seçeneği kalıyor. Hatırlamıyorum, bilmiyorum ama o zaman doğru cevap odur diyorum ve işaretliyorum. Yani hani doğrulardan yola çıkarak da yanlışı bulabiliriz. Okey. Hemen bakıyorum kaçta okula gidiyormuş. Unuttum ben çünkü. Kaçta okula gider? I start school at quarter past nine. Quarter past nine 9'u çeyrek geçe okula gidiyormuş arkadaşlar. Ha bak, burada quarter past three diyor. 3'ü çeyrek geçe diyor. Alakası yok. Gerçekten yanlış yani. 9. Evet, yukarıda soru cevap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hadi bakalım. Hemen okuyoruz, eşleştirmelere bakalım. What time is it? It is 10:30. Evet, saati sormuş. Burada da it is 10:30 demiş. Saat kaçtır diyor. It is 10:30. Yani saat 10:30. Tamam, doğru cevap bu. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Akşam ne yaparsın? I play chess. Satranç oynarım. Ve olabilir. Doğru. Sıkıntı yok. Evet. Do you read a book every day? Her gün kitap okur musun? Yes, I do. Okurum. E tamam. Bunda da sıkıntı yok. Doğru eşleştirme. Do your parents work? Ha. Do your parents work? Diyor ki, senin ailen çalışır mı? Bak, senin ailen çalışır mı? Do your. Your senin demek. Parents aile. Senin ailen work çalışmak demek. Senin ailen çalışır mı? Cevap yes we do. Yes we do. Evet biz çalışırız. Hiç uyumlu oldu mu? Senin ailen çalışır mı? Cevap yes we do. Evet çalışırız. Hiç uyumlu olmadı. Bunun cevabı yanlış olmuş. O zaman doğru seçenek D şıkkı. Güzel. Haydi geçelim ona. Yukarıda tamamlanmış, pardon, yukarıda numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanışı hangisidir? Aha yine geldi aynı sorudan ya. Bu anlamlı bir bütünlük bilmem ne, diyaloğu tamamlı hep aynı şeyler ya. Neyse arkadaş, hadi devam edelim. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanışı hangisidir? Okuyalım, görelim hangisiymiş. I get up 6 a.m. 6'da uyanırım. I leave home at 7 a.m. 7'de evden çıkarım. I have a shower and get dressed. Banyo yaparım ve giyinirim. I start my day early. I start my day early. Güne erken başlarım. Early erken demek. My day benim günüm demek. Start başlamak demek. Güne erken başlarım. Şimdi birinci cümle acaba bunlardan hangisi? Şimdi birinci cümleyi bulursak gerisi zaten gelir, tamam mı? Ne olur sizce? Düşün. Bak hepsini de açıkladım. Hep ben mi düşüneceğim? Biraz da siz düşünün canım. Evet, düşün, 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 düşün. Diyor ki I start my day early. Güne erken başlarım. Bence birinci cümle bu. Yani 5 nolu cümle. Şey 4 nolu cümle. I start my day early. Evet bence bu. Bence bu olmalı yani. Evet, I start my day early birinci cümlemiz. 4 nolu cümle. Bakıyoruz buradan 4 nolu cümle nerede var? A'da var, B'de var birinci cümle olarak. İkinci cümleyi şimdi bulalım. Gün erken başlarım. I get up at 6 a.m. 6'da uyanırım. İkinci cümle. Bir. Bir nolu cümle. Üçüncü cümle. Evet. I have shower and get dressed. Duş alırım ve giyinirim. Üçüncü cümle. Üç. Ve son olarak ikinci cümle. I leave home at 7 a.m. 7'de evden ayrılırım. Dolayısıyla sıralama ne oldu? 4, 1, 3 ve 2. Doğru cevap A arkadaşlar. Anladığınıza eminim. Harikasınız.
Ve 11. sorumuz gelsin. Saçlara bak. Dik dik yapmış. Yukarıdaki parça seçeneklerdeki kelimelerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır? Hemen bakıyoruz. Nasıl oluyor? İnceleyelim bakalım. Yukarıdaki parça seçeneklerdeki kelimelerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır? Haydi inceleyelim bakalım. Evet, şimdi I am Tommy. Ben Tommy. I wake up early nokta nokta day. I wake up early nokta nokta day. Diyor ki ben uyanırım early erken day gün. Ne gelir oraya? Bak, genelde biz day'in yanında hani her gün. Neydi o? Her günün heri, her gün, her zaman. Evet, every day. Demek ki buraya every gelecek arkadaşlar. Şuraya every gelecek. Yazalım mı? Hadi yazalım. Ben şuradan bir yazma şeyini çıkarayım. Evet. Yazalım. Şunu şöyle alayım da. Buraya ne geliyor? Every. Evet. Yazdık. Şimdi buraya ne gelir? Diyor ki her gün erken uyanırım diyor. I nokta nokta breakfast with my parents. Ailemle kahvaltı yaparım. Breakfast'ın başında ne oluyordu? Neydi o? Have breakfast. Doğru söylüyorsunuz. Have breakfast with my parents. Okay. I go to school nokta nokta half past eight. Okula giderim. Kaçta gidiyormuş? Half past eight. 8:30'da okula giderim. Ama buraya ne gelir? Evet, I go to school at half past eight. Buraya da at gelir. Dolayısıyla ne kaldı dışarıda? Every'yi kullandık, have'i kullandık, at'i kullandık. Evet, doğru cevap. 10 dışarıda kaldı. Evet arkadaşlar, güzel. Haydi diğer soruya geçelim. Ve 4. ünitemizin son sorusundayız arkadaşlar. Bitiyor, az kaldı. Yukarıdaki ifadenin görsel karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? I brush my teeth before bed. Yataktan önce dişlerimi fırçalarım. Nerede fırçalıyor? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? E tabii ki. Nerede? A'da. Gördünüz mü? A'da dişini fırçaladı ve biz dördüncü testimizi de bitirmiş olduk 5. ünite ile ilgili. Okey. Bayağı güzel çalıştık yani, değil mi? Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa diğer arkadaşlarınızı da söyleyebilirsiniz. Onlar da faydalansınlar. Testleri çözsünler burada karşılıklı beraber. Gruplarınızdan paylaşabilirsiniz. Yani ne kadar çok öğrenciye hitap edersek o kadar çok faydalı oluruz, değil mi? Siz de arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da seyretsinler. Hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.